Herkese yepyeni bir videoyla merhabalar arkadaşlar. Bugün hava biraz güzeldi, dışarıda video çekeyim dedim ama bak arada kapatıyor yine de hava. Neyse atkımı falan aldım, sorun yok, üşümüyorum. 2016 yılından beri İngiltere Londra'da yaşayan birisi olarak işte buradaki yaşantımı sizlerle paylaşıyorum. Burada gördüğüm şeyleri, yaşadığım işte tecrübelerimi sizlere aktarmaya çalışıyorum videolarımla. Bu videoda da İngiltere'de yaşarken şaşırdığım 10 şeyden bahsedeceğim. Bunlardan bazıları hakikaten çok mantıklı geliyor insana. Aa evet, hani doğru yapıyorlar. Daha önce neden ben düşünemedim ki bunu falan tarzında diyorsunuz ama bazılarına da anlam vermek gerçekten imkansız. Bunları sayayım. Bakalım siz bu çok böyle şaşırdığım, saçma bulduğum şeyleri siz bir anlam verebilecek misiniz? Bunlardan ilki insanların sürekli sorry ve thank you demeleri. Hani bunu belki sadece İngiltere'de yaşam esnasında değil, hani buraya geldiğinizde, turistik amaçlı falan geldiğinizde de fark etmiş olabilirsiniz. İnsanların sadece böyle sorry ve thank you diyorlar falan gibi geliyor. Hani başka bir şey konuşmuyorlarmış gibi falan geliyor. İşte adamın biri işte birisine çarpıyor. Hani çarptığı kişiye sorry diyor. Çok normal. Ama o çarptığı kişi de ona sorry diyor. Yani bilmiyorum. Biraz farklı yani. Ay soğuk oldu. Ya da mesela işte diyelim ki burada bir işte çalışıyorsunuz. İşte gün sonunda size böyle şey diyorlar, işte bugün için, hani bugün çalıştığın için teşekkür ederiz falan böyle diyorlar. Hani insan biraz ilk önce bir garipsiyor falan böyle, işte hani ya ben işimi yaptım ki hani ekstradan bir şey yapmadım, neden teşekkür ediyorlar falan tarzında. Ama insanın hoşuna gitmez mi ya? Mesela birisinin size teşekkür etmesi yaptığınız bir şey dolayısıyla, ya da mesela hani bir şey yaptı, size çarptı falan, hani onda bir sorry demesi bence insanın evet hoşuna gidiyor yani bu tarz şeyler. Aslında bu hani İngiltere'de böyle sorry ve thank you demeleri artık böyle bir nezaketten çıkmış. Bu burasının normali haline gelmiş. Yani normal bu kabul ediliyor. Çocuklara falan çok küçük yaşta direkt böyle öğretiyorlar bu tarz şeyleri. İşte hemen böyle bir şey sorduğunda, işte bir şey aldığında falan mesela hemen teşekkür ettin mi falan diye soruluyorlar. Yani buna çok dikkat ediyorlar ve bence güzel bir şey. İkinci şaşırdığım şey, ah bu sizi var ya İngiltere'de yaşam esnasında sizi en zorlayacak şeylerden bir tanesi, İngiltere'de banka hesabı açmak ve kredi kartı almak gerçekten çok zor. Yani deveye hendek atlatmaktan daha zor bir şey, bir iş. Yani burada işte İngiltere'de hesap açtırmak böyle Türkiye'deki gibi değil. Yani Türkiye'de ne olacak? Hani bankalar size mesela kredi kartı vermek için zaten sıraya giriyor. Ya da işte bir bankanın önünde kurulan standdan gayet kolay bir şekilde kredi kartı alabiliyorsunuz. Ama İngiltere'deki sistem bu şekilde değil. Hesap açarken bile sizden o kadar farklı böyle evraklar falan istiyor ki, işte adres kaydı, bilmem ne falan filan. Böyle adres kaydı için de sizin işte odada yaşıyorsunuz, oda kontratını da kabul etmiyor. Böyle o yüzden gerçekten bu çok zor, hani böyle sizi geldiğinizde gerçekten en çok zorlayacak şeylerden bir tanesi. Valla hani ben nasıl açtırdım hesabımı? Ben bütün bankaların hesap açtırmak için ne istediğini web sitelerinden bakmıştım. Çünkü bazıları işte farklı farklı evrakları kabul ediyor adres şey için, kanıtı için. Pasaportum ve National Insurance Number'ım, yani sigorta numaramı aldıktan sonra bana verilen resmi evrakla Barclays'ten açtırmıştım. Tabii bir de iş hani sadece banka hesabı açtırmakla bitmiyor. Belli bir süre hep o banka hesabına girdi çıktı olması gerekiyor. Yani orada bir hareket görmeleri gerekiyor. Çünkü İngiltere'deki yaşam hep böyle bu kredi skoruna, sizin banka hareketlerinize göre ilerliyor. İşte ev kiralarken falan hep bunlar göz önünde bulunduruluyor. Hani senin o anda bir paranın olması aslında pek bir ifade etmiyor. Senin banka hesaplarını kontrol ediyorlar. İşte ne kadar girdi çıktı, işte ne kadar süredir buradasın, ne kadar süredir hareketler var. Ona göre bazen diyorum ya, hani para versen dahi bazen o kredi skorun senin iyi çıkmadığı için kabul olmuyor yani. Ben bu konuda mesela kötü bir tecrübe yaşamıştım. İngiltere'ye geldiğimin ilk ayında zaten ben hemen banka hesabımı falan açtırdım. O konuda bir sıkıntım olmadı. Bir de tam zamanlı işe de girdim. Hani banka hareketim de var. Sürekli mesela maaşım falan hani hesabıma yatıyor. İngiltere'ye gelişimin 5. ayında telefonum bozuldu. Ondan sonra dedim ki hani ben de faturalı telefon alayım. İşte hani ay ay mesela faturaya ilave olarak o telefonu da öderim. Nasıl olsa dedim taksitle alacağım. Almışken dedim güzel bir telefon alayım yani.
gittim neyse işte telefon almaya. Gayet de böyle şeyim, aa işte şey yapacağım, güzel telefonum olacak falan filan diye. Ondan sonra kredi skorumu kontrol ettiler. Maalesef kredi skoru iyi çıkmadı. Ki dediğim gibi hani banka hesabım var ve 5 aydır da hareket var yani. Maalesef yeterli olmadı istediğim model telefonu almak için. Bana daha böyle düşük, bak bakın işte bu Samsung, bilmiyorum hani ne olduğunu bile yani. Şu telefonu verdiler bana. Yani ancak bunu verebileceklerini söylediler. Ben de ne yapayım, başka bir seçeneğim yoktu. Bunu kabul ettim. Yani 4 senedir de hala bu telefonu kullanıyorum. Umarım değiştireceğim yani. Şu an bakar mısınız? Ağzına arkası falan yani mahvolmuş durumda. Neyse, en yakın zamanda bunu değiştirmek ümidiyle diyelim. Bu arada videoyu çektiğim Finsbury Park'ı göstereyim size biraz. Burası evime 5 dakika yürüme mesafesinde. İngiltere'nin bence en güzel yanı da bu. Her yerde park olması. Oturduğunuz yerden maksimum 10 dakika mesafede mutlaka bir park vardır. Finsbury Park 46 hektarlık geniş bir alan. Çocuklar için oyun yerleri, göl, futbol alanları ve yazın konserler verilen çok geniş bir çimenlik alanı mevcuttur. Biraz güneş görülünce de herkes bu yeşil alanlara pikniklerini atarlar. İngiltere'de yaşamda beni şaşırtan üçüncü madde de arkadaşlar, burada sokaklarda böyle kedi köpek görmüyorsunuz. Sokak hayvanı yok derken sokak hayvanı olarak kedi köpek yok. Buradaki sokaklarda ne görüyorsunuz peki? Tilki görüyorsunuz. Evet, yani buradaki sokaklarda tilkiler dolaşıyor arkadaşlar. Kulağa ürkütücü geliyor. Valla bence de ürkütücü. Ama hani şu ana kadar böyle bir saldırıyı falan, hani öyle bir kötü bir şeyle, olayla karşılaşmadım. Duymadım da, ama illaki vardır diye düşünüyorum. Yani tilki çünkü hani, bilmiyorum, tehlikeli bir hayvan bence. Özellikle kış aylarında tabii böyle hani yiyecek bulmak için falan şeylere iniyorlar. Bayağı hani şehrin göbeğine falan iniyorlar. Dediğim gibi hani dışarı çıktığınızda sokakta falan tilkiyle karşılaşabiliyorsunuz. Hani ben hep karşılaştığımda yolumu falan değiştiriyorum. O yüzden daha önce hiç şey yapamadım. Böyle hani tilki gördüğümde falan videosunu çekemedim. Tabii tilkinin haricinde bir başka görebildiğiniz hayvan da sincap. Onlar da çok tatlı ya. Vallahi parklarda falan, sokaklarda, her yerde sincaplar var. Bir de alışıklar. İnsanlara alışıklar. Böyle yiyecek falan verdiğinizde geliyorlar. Şaşırdığım dördüncü madde, sokaklarda dediğim gibi hani kedi köpek yok dedim. Ama bu sokaklarda yok. Yani insanların büyük çoğunluğunun evcil hayvanı var. Özellikle parklarda falan hani köpeklerini gezdirenleri falan çok görüyorsunuz. Ama hani gerçekten çok. Mesela bir tane web sitesinden bakmıştım. İngiltere'de yaşayanların %51'inin evcil hayvanı varmış. Bunların %26'sı kedi, %24'ü köpek, %2'si tavşanmış arkadaş. Daha çok köpek olur diye düşünmüştüm. Çünkü dışarıya çıktığınızda sürekli her yerde köpeğini gezdiren birisi görüyorsunuz, ama meğersem işte bu kediler, hani %26 ile kediler en fazlaymış. Tabii kedileri göremediğimiz için köpekler dışarıda, onları görebiliyoruz. Ben daha çok köpek sanmıştım ama bu konuda yanılttı. Vallahi şimdi şöyle düşünüyorum, hani bildiğiniz üzere İngilizler birazcık böyle soğuk insanlar, ki evet öyleler, hani yapısı gereği öyle yani bu insanlar. Ne Akdeniz insanın işte Türkler, İspanyollar falan nasıl sıcak kalmışsak, biz hemen kaynaşırsak, İngilizler de soğuk ve mesafeli insanlar. Yani hani sadece bize karşı değil, mesela göçmenlere karşı değil, kendi aralarında da hani yapısı, dediğim gibi yapıları bu. Şey diye düşünüyorum, yani insanlar birbiriyle çok fazla böyle samimi bir sosyallik kurmuyorlar. Daha çok bence evcil hayvanlarıyla kuruyorlar herhalde. O sosyallik ihtiyaçlarını kedi ve köpekleriyle gideriyorlar diye düşünüyorum. İngiltere'de garipsediğim, şaşırdığım bir diğer madde de, hani genelde şimdi İngiltere'de yaşam hani çok daha iyi mesela, hani Türkiye'deki yaşama göre hani standartlar daha yüksek. Ama bu konuda İngiltere
sınıfta kalıyor. O da ne mi? Çalıştığınız yerde öğle yemeği ve ulaşımınız karşılanmıyor arkadaşlar. Bunlar hep kendi cebinizden çıkıyor. Yani öğle yemeğini isterseniz hani evinizden yapıp götürebilirsiniz veya dediğim gibi kendi cebinizden harcayabilirsiniz. Bazı büyük şirketlerde şey vardır. Yani onu duydum arkadaşlarımdan, işte öğle yemeği falan hani şeyleri var. Yemekhane değil de işte mutfak gibi yerleri var mesela. Hani oradan karşılanıyor. Ama ulaşımın ödendiğini ben hiçbir yerde duymadım yani. Böyle bir şey varsa yorumlarda yazarsınız, ben bilmiyorumdur demek ki. Türkiye'de biliyorsunuz öğle yemeği ve işte ulaşım parası iş yerine aittir. Ama İngiltere'de işte bu farklı işliyor. Çoğunlukla işte restoran ve kafe tarzında yerlerde çalıştığım için bu konuda avantajlıyım. Çünkü öğle yemeği falan işte restoranlarda veya kafelerde çalışırsanız öğle yemeğini büyük ihtimal zaten veriliyor. Ama diğer işlerde verilmiyor. Sadece video çekmek için gelmedim buraya. Pikniğimi de yapıyorum aynı zamanda. Bu da benim pikniğim. Bakın, boyoz. İzmirliler. İngiltere'de boyoz var. Kağıt helva. Kahvem ve çağla. İngiltere'de boyozu nereden buldun, kağıt helvayı nereden buldun diyenler, hepsini bir marketten aldım. Türk ürünlerini online olarak sipariş edebiliyorsunuz. Şu anda teknoloji çağındayız. Yani herkes her şeyini direkt böyle bilgisayar üzerinden, işte hani cep telefonu üzerinden mesajlaşma, mail falan hani o yollarla yaparken, İngiltere'de şaşırdığım şey burada hala posta sisteminin çok yaygın olarak kullanılması. Çok şaşırtıcı ama İngiltere'de resmi evraklar hala posta ile ulaştırılıyor. Yani aile hekiminden randevunuz veya sonuçlarınız gibi veya sigorta numaranız gibi çok önemli olan bir evrak posta ile iletiliyor. Ayrıca sadece resmi evraklar için değil, insanlar da hala birbirlerine kart atıyorlar. İngiltere'nin simgelerinden olan bu kırmızı posta kutuları sadece bir simge değil, hala çok işlevsel. Postane yerine mektubunuzu buraya atabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzerinde günlük olarak postaların toplanma saatleri belirtilmiş. Marketlerde ve kitapçılarda çok geniş kart standları mevcut. Sadece doğum günü veya yıl dönümleri için değil, insanlar burada yeni iş, yeni ev, yeni ehliyet, emeklilik veya teşekkür etmek için de kart atıyorlar. Aslında ne kadar tatlı değil mi? Mesela İngiltere'ye ilk geldiğim yıl ben de çok özenmiştim, işte herkes burada kart gönderiyor falan böyle birilerine diye. Noel zamanı ben de Türkiye'ye işte aileme ve arkadaşlarıma kart gönderdim ama gönderdiğim 5 karttan sadece ikisi adresime ulaşabildi. Kartlar İngiltere'den hepsi düzgün bir şekilde çıktı ama Türkiye'ye ulaşmada Türkiye'deki posta sisteminden dolayı pek olmadı yani. İşte maalesef Türkiye'deki posta sistemiyle bu pek mümkün olmuyor. Şimdiki maddede İngiltere banyolarıyla, İngiltere evlerindeki banyolarla ilgili olacak. Banyoların içerisinde kesinlikle priz bulunmuyor arkadaşlar. Yani saçınızı banyoda kurutamazsınız ki bence de çok mantıklı. Çünkü hani elektrik bu, hani şakası olmaz. Hani böyle bir anlık dikkatsizlik büyük bir zarara, büyük bir tehlikeye yol açabilir. O yüzden mantıklı buluyorum. Ama mantıklı bulmadığım bir şey lavabolardaki sıcak su ve soğuk suyun ayrı ayrı musluklardan akması. Yani biri bana bunu açıklasın ya. Niye böyle bir şey yaparlar ki? Yani soğuk suyu açsan elin donuyor mesela. İşte sıcak suyu açsan haşlanıyor elin. Yani nasıl yapıyorlar? O şeyi, deliğin gideri tıkayıp işte iki sıcak suyu ve soğuk suyu hani akıtıp oradan ellerini yıkıyorlar. Tamam, biliyorum hani çözümü bu. Hani bu yapılıyor ama neden ya? Neden böyle bir şey yaparsın ki? Çok saçma değil mi? Diğer madde arkadaşlar ulaşımla ilgili olacak. Biliyorsunuz ki Londra metrosu dünyada kurulan ilk metro. İngiltere'de demir ağları gerçekten hani çok iyi. Hani her yere işte trenle falan gidebiliyorsunuz. Ya da işte metro sistemi çok gelişmiş. Neredeyse Londra'nın hani tüm yer altı metro ağlarıyla hani örülmüş diyebilirim. Hani bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok basit ve de kısa zamanlarda gidebiliyorsunuz. Çok pratik ama metrolarda klima yok ya. Klima yok yani. Yazın var ya, metroya indiğinizde yemin ediyorum hamama gitmişsiniz gibi bir şey oluyor. Hiçbir farkı yok. Hani dünyanın ilk metrosu olduğu için evet belki eski bir sistemde kurulmuş. Ama
Hani neden o vagonlar değişmiyor? İşte neden klima eklenmiyor? Bilemiyorum hani neden bunlar yapılmıyor. Gerçekten çok ilginç ama yazın hani metro ile bir yere gidecekseniz gerçekten çok büyük sıkıntı. Yani nefes almak bile zor biliyor musunuz o metrolarda? Ki klimayı geçtim, bazılarına doğru düzgün havalandırma bile yok yani. Gerçekten işkence. Evet, şimdi 9. maddedeyiz. Böyle yavaş yavaş sonlara geliyorum şaşırdığım şeylerle ilgili. Bu maddede buradaki İngiltere'deki beslenme alışkanlıklarından bahsedeceğim. Çok fazla burada vejetaryen ve vegan olan kişiler göreceksiniz arkadaşlar. Ki bunların çoğu da hani şimdi tamam hani bu vejetaryenlik ve özellikle veganlık şu aralar popüler. Yani çok moda biliyorsunuz. Ama burada uzun bir süredir hani bu sadece popülerizmin dışında gerçekten bir yaşam şekli olarak hani oluyor burada. Hani insanların gerçekten de yaşam şekli bu. Yani hani moda olmasından ziyade evet insanlar gerçekten böyle yaşıyor. Ürünleri hani normal marketlerde zaten onlara özel standlar oluyor işte. Vegan peynirleri, vegan etleri falan tarzında gerçekten çok daha kolay. Hani böyle bir beslenme alışkanlığınız varsa bütün ürünleri her yerde, marketlerde falan bulabiliyorsunuz. Bir de ayrıca restoranlardaki menülerde böyle vegan bölümleri var. İşte ya menü olarak böyle hani ayrılmış bölüm olarak vegan yemekler diye veya o yemeğin işte vegan olup olmadığı kenarında yazılı işaretli olarak. İngiltere'deki çoğu insanın alerjisi var. Yani bilemiyorum neden ama şöyle söyleyeyim, belki de 10 kişiden 5'inin alerjisi var bir şeye karşı. Valla neden acaba bilemiyorum. Yani buranın hani iklimiyle belki alakası olabilir. Ne bileyim, çok fazla güneş görmemesiyle ilgili olabilir. Bilmiyorum, benim düşüncem. O yüzden de mesela restoranlarda falan dediğim gibi hani vegan bölümler var. Bir de ayrıca alerjiye sebep olacak ürünler mesela restoran menülerinde hep belirtiliyor. Hani aksi bir durum yaşanmasın diye, çünkü gerçekten tehlikeli durumlar olabiliyor yani. Hani alerji gerçekten çok tehlikeli bir durum, belki ölüme kadar bile götürebilir yani. Ben tabi restoran kafelerde çalıştığım için hep bunların üzerinden örnek veriyorum size ama mesela bir sipariş alınırken falan ekstradan hani müşterilere soruluyor işte herhangi bir şeye karşı alerjiniz var mı diye mesela. Onlar çok önemli. Hani burada da yaşarken mesela diyelim ki hani bir şey yaptınız, işte komşunuza, arkadaşınıza falan vereceksiniz, sorun. Bu ürünün içinde, bak yaptığım şeyin içerisinde bu var. Hani alerji var mıdır falan tarzında sorun. Gerçekten önemli şeyler bunlar. Evet, geldik son maddeye. Arkadaşlar İngiltere'de yaşarken her yerde koşan insan göreceksiniz. Her yerde. Yani sadece parkta değil, sokakta falan. Ya herkes koşuyor burada ya. Gerçekten koşuyor. Hani böyle şey değil yani, tempolu yürüyüşten falan bahsetmiyorum. Hani hakikaten de koşuyorlar. Üzerleri falan ter su içinde kalmış yani. Ciddi ciddi koşuyorlar. Ne yapıyorsunuz ya siz? Valla. Şimdi ben de bu maddeden sonra, bilmiyorum bu kadar piknikten sonra, bu boğazlardan sonra belki de böyle bir parkta eve gitmeden bir iki tur, üç tur falan atmam gerekir mi diye düşünüyorum ama boşver ya. Boşver. Ben boyozumu yiyeyim en iyisi. Şu ana kadarki İngiltere hayatımda bana ilginç gelen şeyleri sizlerle paylaştım 10 maddede. Sizin de böyle hani çok ilginç bulduğunuz İngiltere'de veya hani yurt dışında yaşam, hani başka bir yerde olabilir, ilginç gelen, size ilginç gelen şeyler varsa yorumlarda bunu paylaşabilirsiniz. Bakalım hakikaten de bize de ilginç geliyor mu? Ha bilemiyorum, bu maddeler size ilginç geldi mi? Hani onu da sorayım ya. 6 ay Londra'da yaşayıp diğer 6 ayda da dünyayı geziyorum arkadaşlar. Hem Londra yaşantımı hem de gezip gördüğüm yerleri kanalımda paylaşıyorum. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de beni günlük storylerim için takip edebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Dondum. Acilen eve gitmem gerekiyor. Hoşçakalın. Look, also babies. Thank you.